Arkadaşlar merhaba. Şimdi bugün de embriyo dondurmayı nasıl yapıyoruz? Bununla ilgili bir video çekelim istedim. Embriyo dondurma çok sık yaptığımız işlemler arasına girdi. Çünkü başarı oranı oldukça yüksek. Embriyoların sağ kalım oranları neredeyse %100 ve gebelik oranları da oldukça iyi. Dolayısıyla artık hastalarımız da biz de korkmadan embriyoları rahat rahat ve rahatlığıyla dondurabiliyoruz. Şimdi teknik olarak nasıl bir şey embriyo dondurma, ondan bahsedeceğim. Bugün bir blastokist dondurmamız var. Neler yapıyoruz, hangi solüsyonları kullanıyoruz, hangi aparatları kullanıyoruz, ne kadar sürüyor, bunlardan kısaca bu videoda bahsetmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle ön hazırlıklarımızı yapıyoruz. Embriyo dondurma için kullanacağımız iki tane solüsyon var arkadaşlar. Bu iki solüsyondan bir tanesi ES diye kısaltmasını verdiğimiz dengeleme solüsyonu, İngilizceden geliyor. Yine equilibration solution diye. Bir de VS dediğimiz vitrification solution var. Bu iki solüsyonla donduruyoruz. Peki bu solüsyonlar ne işe yarıyor? Temelde görevleri nedir ve dondurmanın çok kısa hani mantığından biraz bahsetmek istiyorum. Bu ilk kullandığımız solüsyon dengeleme solüsyonu olan solüsyonumuz. Embriyolar bu solüsyon içerisinde daha uzun süre bekletiliyorlar. Daha sonra kullandığımız VS dediğimiz vitrifikasyon solüsyonunda ise maksimum 1 dakika bekletilerek hemen sıvı azota daldırılıyor ve tanka kaldırılıyor gibi düşünebiliriz. Şimdi bu dengeleme solüsyonu ne yapıyor? Burada ana hedef hücre içinde buz oluşumunu engellemek. Dondurmanın bütün mantığı bu. Eğer buz oluşumu oluşursa bu embriyolara, hücrelere zarar verebilir ve dejenerasyona neden olabilir. Tabii suyun donma noktası 0 derece. Ama biz -200 derecedeki bir sıvı azota götürüyoruz embriyoları. Dolayısıyla bizim ne yapmamız lazım? Embriyolardaki donma noktası, yani embriyoların içindeki sıvının donma noktasının çok daha düşük olmasını istiyoruz ki buz kristali oluşmasın içerisinde. Dolayısıyla burada krioprotektan adını verdiğimiz ve donma noktası daha düşük olan solüsyonları hücrelerin içine sokmak temeldeki amacımız. İlk solüsyona koyduğumuzda ve beklettiğimizde ilk başta embriyoların bir sünger gibi büzüştüğünü ve içerisindeki suyun dışarıya çıktığını, ozmolarite farkından dolayı dışarıya çıktığını gözlemleyebiliyoruz. Daha sonra ne oluyor? Bu dışarı çıkan su çıktıktan sonra içeriye yavaş yavaş bu solüsyonun içerisindeki krioprotektan maddeler giriyor. Neler bunlar? Etilen glikol örneğin bir krioprotektan, DMSO var yine içinde olan. Aynı zamanda da sükroz bir krioprotektan olarak görev yapıyor bu solüsyonların içerisinde. Dışarıya çıkan suyun yerini krioprotektan doldurduğu zaman artık embriyolar vitrifikasyon solüsyonuna aktarılmaya hazır hale geliyor ve sonrasında da sıvı azota daldırılıyor. Şimdi kapalı sistemler, açık sistemler var vitrifikasyonda. Açık sistemler oldukça pratik, sağ kalım oranları oldukça yüksek sistemler. Genelde de kullanılan sistemler açık sistemler. Kapalı sistemlerle açık sistemlerin gebelik oranları, sağ kalım oranları benzer dense de genelde şu anda kullanılan açık sistemler gibi görünüyor. Bizlerin yani etrafındaki embriyologların tecrübesine dayanarak bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Şimdi biz de açık sistem bir dondurma sistemi kullanıyoruz burada. Öncelikle başlamadan önce solüsyonlarımızı yaklaşık 100 mikrolitrelik droplarda hazırladık. Bakın şöyle gösterebilirim size. Burada ES dediğimiz solüsyonu koyduk üste, altta da VS dediğimiz solüsyonu koyduk. Yaklaşık 100'er mikrolitre ve bunların oda sıcaklığına gelmesini bekliyoruz. Yaklaşık yarım saat içerisinde oda sıcaklığına gelecek. Dondurma işlemi soğuk yüzeyde yapılıyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Isıtıcı yüzeyde asla yapmıyorsunuz. Oda sıcaklığına gelmesi gerekiyor solüsyonların ve onu bekliyoruz şu an. Arkasından tabii ben yine kendi pratiğimden bahsediyorum. Herkes farklı aparatlar kullanabilir, farklı marka solüsyon kullanabilir ya da farklı işte dondurma şekli kullanabilir. Biz kane'leri kullanıyoruz bu şekilde. Kane'lerin içerisinde bir goblet takıyoruz. Hastanın bilgilerini üzerine işliyoruz. Arkasından da şu şekilde aparatlar kullanıyoruz. Bakın bunların kapakları var. Şöyle göstermeye çalışacağım. Şuradaki küçük noktaya embriyolar yaklaşık 1 mikrolitrelik bir drop içerisinde koyularak akabinde sıvı azota daldırılacak ve bu şekilde saklanacak. Şimdi birazdan oda sıcaklığına gelecek, birazdan 3 dakikamız var.
arkasından da embriyolarımızı alacağız. Peki blastokistlere biz bir şey uyguluyor muyuz? Onu söyleyeyim. Blastokistler tabii büyük hücreler ve bunlar çok expander oluyorlar. Tabii daha az expanderleri de var, durumuna göre yapıyoruz ama çok expander blastokistlerde biz muhakkak shrink dediğimiz içerisindeki sıvıyı uzaklaştırma işini yapıyoruz ve bunu lazerle. Genelde lazerle yapılıyor. %90 lazeri olan merkezler. Olmayanlarda bir takım pipetlerle ya da mekanik olarak içerisindeki sıvıyı azaltma, boşaltma şeklini de bir shrinkage olayına gidiyorlar. Biz lazer kullanıyoruz burada. Zonaya bir atış yapıyoruz. Bu atışla blastokist bir reaksiyon gösteriyor ve fark ediyorsunuz ki yine hücreler büzüşmeye başlıyor ve içerisindeki sıvı da dışarıya çıkmaya başlıyor. Bununla birlikte dondurma oranlarının çok daha iyi olduğunu gösteren çalışmalar var. Ama dediğim gibi yani blastokist çok expande değilse zaten biz shrinkage uygulamıyoruz. Bir de tabii ki her zaman blastokist dondurmuyoruz. Yani üçüncü gün embriyosu, ikinci gün embriyosu dondurduğumuz olabiliyor. Daha az da olsa. Bunların zamanları değişik. Yani blastokistin hücre sayısı çok fazla olduğu için onu bir üçüncü gün embriyosuna göre daha uzun süre dengeleme solüsyonunda beklettiğimiz ayrıntısında verebilirim. Bugün blastokist yapacağız. 10 dakika ilk solüsyonumuzda bekleteceğiz. Arkasından da diğer solüsyonumuzu aktarıp 1 dakika içinde de aparata yükleyerek gazın içine sokacağız ve arkasından da tanktaki adresine kaldıracağız. Hadi başlayalım. Şimdi embriyolarımıza genişliğine bakacağız. Blastokistlerimizin shrinkage'e gerek var mı yok mu bir onu görmek istiyoruz. Lazer objektif, biz lazer kullanıyoruz demiştim. Lazer objektifimize geldik. Bakın bu zaten çok expande olmamış bir dediğimiz bir blastokist. Biraz daha bekleteceğiz bunu dondurmak için. Bir diğerine bakıyoruz. Bakın bunda ekstansiyon var. Oldukça güzel bir blastokist. Ve bu blastokiste shrinkage yapacağız. Yani içerisindeki şuradaki şu sıvıyı dışarıya çıkarmak istiyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Temelde şurası inner cell olarak düşünürsek şuradaki sıvıyı dışarıya atacağız. Ve inner cell zarar vermek istemiyoruz. Dolayısıyla ona daha uzak bir noktadan atış yapacağız. Lazerimizi aktif hale getirmiş bulunuyoruz. Inner cell mass'e uzak bir nokta. Şurası. Buradan bir atış yapacağım. Biraz daha büyütmek istiyorum lazer atışını. Gücünü daha doğrusu. Kalın bir zona çünkü. İlk atışımı yapıyorum. Gördüğünüz gibi embriyonun verdiği tepkiyi gördünüz değil mi? Yavaş yavaş içerisindeki sıvıyı boşaltmaya başlayacak. Bakın. Her embriyo bu kadar hızlı tepki vermiyor. Bu embriyomuz verdi. Devam ediyorum. Şimdi iki tane blastokistimizi alacağız. Ve dondurma solüsyonunu ilk solüsyonu olan ESE'ye koyacağız. Sıcak alanda alıyorum. Fakat dondurma solüsyonları soğuk alanda embriyolara aktardım. Trabın temiz bir yerine tekrar alıyorum. Çünkü medium karışabiliyor az da olsa. Aldım. Ve blastokist için yaklaşık 10 dakika tutuyoruz. Evet, embriyoları aktardık. ESE'de bekliyorlar şu anda. Yaklaşık 10 dakika bekletiyoruz biz. Timer'ı elime aldım ve üstünü kapatıyorum. Işık almasını istemiyoruz çok fazla. Yaklaşık 8 dakika sonra VS'ye aktaracağız. Arkasından da tanka yolculayacağız. Arkadaşlar, alarm çanları çalıyor hızlı bir şekilde. Şimdi ikinci aşamaya geçiyorum. Şimdi ikinci solüsyonumuz olan VS'den pipetimin içine alıp pipetimin içini yıkıyorum. Çok küçük droplarla çalıştığımız için karışmasını çok istemiyoruz. Embriyoları aldım. VS'nin köşesine bıraktım.
Yine pipetimin içini temizliyorum. ES kalmasın diye. Kenarında. Arkasından. Embriyoları. Birkaç noktada daha. VS'nin içinde gezdiriyorum. Zaten bunlar yaklaşık yarım dakika sürüyor. Şimdi dondurma aparatımın üzerine embriyoları küçük bir dropta yerleştirdim. Embriyoları gördüm ve gazın içine sokuyorum. Şimdi embriyolar bunun ucunda. Tabii ki kapatmamız lazım kapağını. Bu işlemlerin hepsini gazın içinde yapmamız gerekiyor. Kesinlikle artık çok küçük volümlerde dondurduğumuz için dışarıya çıkmamasını istiyoruz. Kapağını kapattım. Yerine yerleştiriyorum. Ve artık tanka gitmeye hazır. Şimdi embriyomuzu tanka yerleştireceğiz arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde bunu yapmamız gerekiyor. Adresi 5 numaralı kanister. Ne demiştik? Tankın içindekilerine, bölmelere kanister diyoruz. Şimdi içinde başka embriyolar da olduğu için kesinlikle dışarıya çıkarmıyorum arkadaşlar. Hemen yerine yerleştiriyorum bu hastamızı da ve tankın içine kaldırıyorum. Bakın 15 dakikada embriyo dondurma işlemini gerçekleştiriyoruz. Çözdürmesi daha da kısa. Bir sonraki videoda da onu anlatacağım. Görüşmek üzere.